Evet, sevgili Kanal Avrupa izleyicileri, ekran başındaki muhterem annelerim, kıymetli büyüklerim, sevgili gençler, üzgünüz ama bugün yine bir Kanal Avrupa'da Anadolu Diyarı programını gerçekleştireceğiz. Neden üzgünüz? Dün akşam saat 22 civarında Hanau şehrinde olan, tabii bizleri derinden üzen ırkçı bir saldırı sonucu 5 vatandaşımızı, 10 insanı kaybettik. Dolayısıyla çok üzüntülüyüz. Milletimizin başı sağ olsun. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum bu merhum vefat eden gençlerimizin, yavrularımızın. İnsanoğlu her şeyi olabiliyor. Dünyada her şeyler görüyoruz ama üzülüyoruz. Bugün de programımızı başlatıyoruz. Birinci bölümde tabii bu yavrularımızı, vatandaşlarımızı anacağız. Biraz sonra canlı yayına BİK Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız Bey Hanau'dan katılacak. Konuyla ilgili sıcağı sıcağına bilgiler alacağız Haluk Bey'den. Çok ünlü bir öğretmenimizi davet ettik. 45 yıl hizmet etmiş, 35 kitap yazmış, kitap basmış. Gördüğünüz gibi elimde çok güzel bir kitabı var. Değerli bir hocamız, kitapları 15-20 dile çevrilmiş ve şu anda da emekli olmuş. Ama konu ana dil olunca, ana dilimiz olunca değerli öğretmenimizi davet ettik, geldi, katıldı, aramızda olacak inşallah. Kemal Yalçın hocam, sayın hocam buyurun. Şöyle hoş geldiniz, hoş geldiniz hocam. Şöyle bir gel bakayım, şöyle bir fotoğraf çektirelim sayın hocam. Evet. Dile kolay, 35 kitap yazan, yayın hayatına sunan bir değerli hocamızla yan yana olmak, fotoğraf çektirmek bizim için de bir gururdur. Benim için. Sayın hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş. Başarılar diliyorum sayın hocam. Buyurun. Evet, değerli hocamızla devam edeceğiz. Yine uzun haftalardan beri Türk halk müziğinin kralı, kral sesi değerli kardeşimiz Kadir Şahin bizimle birlikte birinci, ikinci, üçüncü bölümde güzel eserlerini paylaşacak. Çoktan beri bize destek sağlayan Şükrü Cebir kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dün aniden hastaneye yatmak zorunda kaldı. Bugün programımızda olamıyor. Dolayısıyla bizden ayrılmayın. Programımızı izleyin. Mutlaka dedim ya, çekirdeğinizi masaya koyun. Çayınızı demleyin. Türk çayı olsun. Çocuklarınızı, torunlarınızı, gelinlerinizi, hanımınızı, eşinizi, dostunuzu alın. Mutlaka programımızı izleyin. Çünkü çok önemli konulara değineceğiz bugün. Çok değerli bir, dedim ya, hocamız var diye. Mutlaka memnun kalacaksınızdır. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, bizimle kalın. Bir kez daha ekran başındakilerini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, değerli hocam, güzel bir şekilde sizin kitapla bugünkü programımızı açtık. Teşekkür ederim. Hakikaten güzel yazılmış. Kadir, 35 kitabı varmış değerli hocamızın, bak. Dile kolay. Kimi ağırlıyoruz bak. Kim bizim programımıza gelmiş. Ben de Anadolu insanıyım diyen koşup geliyor değerli hocam gibi. Telefon açtım. 30 saniye konuştum. Sağ olsun. Ana dilse, Türkçe ise, Kanal Avrupa ise, sizseniz memnuniyetle geliyorum dedi. Ve bugün de aramızda değerli Kemal Yalçın hocam. Çok şeyler anlatacak bize. Kaleminizi, kağıdınızı da çıkarın. Eminim memnun kalacaksınız. Bunu özellikle hatırlatayım. Kadir, seninle devam edelim sevgili kardeşim. Evet, güzel bir gurbet türküsü al. Evet, gurbet türküsü al. Gurbete geldik 1960 yıllarında. Kemal hocam biliyorsunuz babalarımızın gelişi, evet. 60 yıl önce, 59-60 yıl. Ama daha önce 8 vatandaşımız katledilmişti. Birçok vatandaşımız yanmıştı, tabii yakılmıştı. Evet. Dün de hunhar bir cinayet, terör, ırkçı bir terör, evet. Hanau'da iki işletmeyi basarak içerisinde vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının olduğu 10 insanı katlettiler. Ne kadar üzücü, evet. Bir olay. İnşallah bu böyle olmaz, tırmanmaz, terör tırmanmaz. Onun için diyorum ki artık vatandaşlarım siz de uyanın. Derler ya, kendinize çeki düzen verin diye, birlik beraberlik içerisinde olun, lobi oluşturalım. Bir partimiz olsun, bizim için hizmet edenleri parlamentoya gönderelim. Bu yol ancak parlamentoda grup oluşturarak, bunu özellikle söyleyeyim, 3-5-8-10 milletvekilimizin olmasıyla sesimizi daha iyi bir şekilde duyurabiliriz diye
düşünüyorum. Değil mi Kadir? Yani gerçekten ırkçı bir terör. Eksiğiz o konuda Mümin Beyciğim, evet, maalesef. Parlamentoda bir bizleri temsil edecek. İsmini söylemek istemiyorum, evet, da bir parti kuruldu. İsmi de özdeşleşmiş zaten. Ve parti gittikçe tırmanıyor. Tırmandıkça ırkçılık da artıyor. Evet. Oysa Almanya bir demokrasi, demokratik bir ülke. Demokrasi var burada. Güzellikler burada ama tabii baltalamak isteyen yabancıları, bizleri hor gören, oysa bizler 60 yıldan beri Alman ekonomisine çok büyük katma değer katmışız. Geçtiğimiz yıl 50 milyar euro ekonomiye destek sağlamışız. Evet. Bu az büyük değil, görüle görülecek bir şey değil, evet, yani gözle görülmeyecek bir şey değil. Dolayısıyla bunun yolu da birlik beraberlikle geçer. Kadir, devam edelim seninle. Evet, ondan Mümin sonra Bey, ben de tabii canım, Hanau'da olan bu elim olaydan yani ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Tabii ki terörü böyle ırkçı saldırı lanetliyoruz. İnşallah bir daha olmaz diyorum. Bu vesileyle güzel bir gurbet türküsü. Tamam. Siz sazınızı ayarlarken, evet, değerli hocam, sizin bu terörle ilgili, dünkü olayla ilgili sıcağı sıcağına paylaşmak istediğiniz, sizin söylemleriniz bizim için çok önemlidir. Buyurun Sayın Hocam. Ben de aynı şekilde bu ırkçı lanet saldırıyı lanetliyorum. Almanya'nın ve Türkiye'nin başı sağ olsun. Dünyanın başı sağ olsun. Çünkü sadece burada Almanlar yaşamıyor. 180 ayrı ulustan insan, tabii, var. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Bu bakımdan Almanya'nın huzuru ve bizim buradaki göçmenlerin de huzuru açısından dilerim bu olayın arkasında olan ırkçılar, partiler, kimse ortaya çıkar ve gereken cezayı alır. Ben bu anlamda hem vatandaşlarımıza, ölenlere ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun diyorum. Ve aynı zamanda Almanya'nın ve Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Sağ ol. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ ol. Kadir Bey, buyur. Evet Kadir'cim, buyur. Sağ ol. Sevgili yönetmenim. Evet, buyurun. Bir bağlantı gerçekleştirebilirseniz memnun olurum. Sıcağı sıcağına Hanau'da durumlar nasılmış? Birçok vatandaşımız şu an orada. İlerleyen dakikalarda tekrar bir daha bir deneyin. Evet, sizinle devam edelim Kemal Hocam. Buyurun. 35 kitap yazmış. 45 yıldan beri öğretmenlik görevini çok güzel bir şekilde gerçekleştirmiş. Hakikaten Kadir, birçok davetlimiz oldu. Dersine çalışıp gelen en iyi hocalarımızdan birisi. Evet, bak ne, evet, güzel hazırlamış gerçekten bunları da. Evet. Sevgili hocam, ana dil ve yabancı dil ne demektir? Ana dil. Evet. İnsan beyninin yapısı, gelişimi ve ana dilin önemi. Çocukta dil ve görme mekanizmasının gelişimi. Çok dillik nasıl öğrenebilir? Öğrenme nedir? Hafıza nedir? Evet. Bunları, ana dil nedir? Bir onu anlatın sevgili hocam. Kitaplarınızdan da bahsedin tabii, evet, haliyle. Buyurun. Ana dil, beni ben, bizi biz yapan unsurların ve bizim kendi kimliğimizin, milli kimliğimizin temellerinden biridir. Ana dil olmadan bir millet olmaz. Millet olmadan da ana dil olmaz. Ve bu anlamda yabancı dil farklı olabilir. Ama ana dil, anamızdan öğrendiğimiz, anamızdan emdiğimiz helal süt gibi bizim olan bir dildir. Bu anlamda ana dil demek, az önce türküyü Kadir, evet, Şahin kardeşim türkü çekti. Bu türküyü biz Almanca'ya çevirseydik ya da İngilizce'ye çevirseydik şu anda ana dilde duyduğumuz bu duyguları elde edemezdik. Evet. Bu anlamda ana dil bir ulusun psikolojisinin, tarihinin, duygularının aktarımında önemli bir rol oynar. Bu anlamda ana dili Almanya'da biz öğretmenler para kazansın diye, öğretmenlere iş bulalım diye falan değil, tam tersine kendi kültürümüzün ifade edilmesi için, Avrupa'da Anadolu kültürünün değer bulması için bu ana dil derslerine ve ana dile önem veriyoruz. Bu anlamda ana dil çok önemlidir ama öteki taraftan insan beyninin gelişimi ve çocukta beyin gelişimi bakımından ana dil temel unsurdur. Çünkü insan beyninde 80 milyar kadar nöron hücresi var, beyin hücresi var. Bunların gelişmesi için çocuğun doğumdan ilk 6 ay içerisinde annesinin sesinin fonemlerini öğrenir. Yani çocuk ilk 6 ay içerisinde dilinin dilini öğrenir.
Ondan sonra kelimeleri öğrenmeye başlar. Arkasından 2 yaşına geldiğinde çocuk normal şartlarda konuşmaya başlar. Ama bazı çocuk 3'ünde konuşabilir. Bir çocuk eğer doğumdan itibaren ana dilini duymuyorsa, ana dilinin fonemlerini öğrenmiyorsa, o çocuk daha sonra bir daha Türkçenin temel sesleri olan ı, yumuşak g ya da ç gibi sesleri çıkaramaz ve o çocukta dilin gelişimi eksik olur. Bu anlamda insan beyninin düşünmesi için dil gerekir. Hafıza için dil gerekir. Biz ana rahminde duyarız, çocuk ya da bebek ana rahmindeyken sesleri duyar ama konuşamadığı için hafızası yoktur ve ana rahminde geçirdiği günleri hatırlayamaz. İnsanın hatırası ve hafızası ancak ana dilini ve dili öğrenmeyle başlar ve bu şekilde gelişir. İnsanda görme ile konuşma mekanizmaları beraber gelişir. Örneğin bir çocuk anasından doğduktan sonra bunu bir ayının yanına koysak, o çocuk daha sonra ana dilini konuşamaz ancak ayı gibi sesler çıkarır. Bunu dünyada görüldü. Hindistan'da da oldu böyle bir şey. Bir çocuk doğduktan sonra anasının ölmüş, ona bir ayı sahip çıkmış ve büyüdü bu çocuk. Bulundu 12 yaşında, insana benziyordu ama hiçbir zaman konuşamıyordu. Bu anlamda ana dil çok önemli. Almanya'da şu anda 3 milyon kişi ana dili olarak Türkçe konuşuyor. Bu anlamda Almanya'da konuşulan en çok ikinci yabancı dil Türkçedir. Avrupa'da ise 5 milyon insan Türkçe konuşuyor. Dünyada ise 200 milyon insan Türkçe konuşuyor. Bu anlamda Türkçe önemli bir dildir ve aynı zamanda Almanya'da Anadolu kültürünün gelişmesi, yayılması bakımından da ana dil dersleri ve ana dil çok önemli bir rol oynamaktadır. Bir insan, daha doğrusu bir çocuk ana dilini doğrudan doğruya annesinin konuştuğundan kalıp halinde öğrenir. Ama bir yabancı dili öğrenirken biz ona derste özne, yüklem, tümleç gibi öğrenmemize rağmen çocuk ya da bebek annesinden öğrendiği cümleleri kalıp halinde öğrenir ve ondan sonra o gelişir. Bu anlamda aile içerisinde ana dilin gelişmesi bakımından en iyi dili konuşmak, anne baba en iyi hangi dili konuşuyorsa onu çocukla konuşmakta büyük fayda vardır. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olasın. İlerleyen dakikalarda tabii yine devam edeceğiz. Var mı arkadaşlar hattımızda, ulaşabildik mi? Hazır mı? Alo. Evet, Haluk Yıldız, BİK Partisi Genel Başkanı Hanav'dan. Sayın Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Durumlar nasıl? Bugün sabahtan gittiniz. Tabii gitmeniz gerekiyordu. Duyarlılığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kederli ailelerin yanında olmanız bizleri de tabii mutlu etti. Ama neler var Hanav'da, o bölgede durum nasıl? Bilgi verirseniz memnun olurum Sayın Başkanım. Buyurun. Tabii ki. Şöyle, öğle saatlerinde Frankfurt Konsolosluğu'ndan direkt oraya hareket ettim. Orada bir bilgi aldım. Ondan yaklaşık bir 6,5 saatten beri oradayız. İlk önce hüzünlü ailelerin yanına uğradım. Özellikle ağrılı bir kardeşim şehit düşen Gökhan Gültekin 7 yaşında. Dün vuruldu o kardeşçe. Onun babasını Ağrılar Derneği'nde ziyaret ettik. Amcalarıyla sohbet ettik ve onlardan bilgi aldık. Daha sonra yerlerine uğradık. Burada vatandaşlarla konuştuk ve şu anda 9 vatandaş katledildi. Bunun 5'i Türk, bir tanesi Bosna, bir tanesi Polonyalı, Afgan, bir de Roman, 35 yaşında iki çocuğu olan, hamile olan bir bayan katledildi. Bu tabii Almanya için utanç verici bir durum. Yani özellikle bu yeni planlamadan sonra Christchurch'tan sonra aslında her gün beklenen bir durumda. Maalesef Almanya konularda ciddi önlemler almadı. Bu tür olaylar beklenmesine rağmen ve sonuçta ırkçı siyaset, senelerdir yapılan siyasetin sonucu olarak da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Vatandaşlarım bayağı bir
çekimler, yani yarın biliyorsunuz abi, Cuma namazına hac camisi veririz, nerede korkunuz, çekinceleri, korkuları var. Dolayısıyla o konuda da herhangi bir daha açıklama yok. Yani güvenlik konseptiyle ilgili, camiler nasıl korunacak, ne yapılacak. Daha da Cumhurbaşkanı konuşmasına tanık oldum. Konuşmasında ne Müslüman kelimesini, Türk kelimesi hiçbir şekilde yani şeylerle ilgili, öldürülen vatandaşlarla ilgili bir kelime geçmedi. Sadece suçlara karşı birlik olmak lazım. İktidar birlik olalım da ne şekilde? Yani sizin önlemleriniz mi? İnsanları nasıl koruyacak? Bununla ilgili ne HES'in bakanı, başbakanı, ne İçişleri Bakanı, ne de Cumhurbaşkanı açıklama yaptılar. Bu tabii üzücü bir şey. Burada bize özellikle STK'lara önemli görevler düşüyor. Özellikle bu birlik konusunda ciddi çalışmalar yapılması lazım. Yani 7000 derneğimiz var. Dernekler bir çatı oluştu. Toplumsal lob faaliyeti içindeki siyasi temsilcilikte bir partimizin daha güçlendirilmesi lazım. Ve özellikle güvenlik birimleri bir güvenlik konsepti konsept geliştirmesi lazım. Yani camilerimiz, derneklerimiz, insanlarımız belli şartlar nasıl korunacak? Özellikle cuma namazı çelik kapıdır, alarm sistemidir, kamera sistemidir, devletin bu konuda işçiler ciddi adımlar atması lazım. Özellikle de bir siyasi baskı unsuru olmadığımız sürece siyaset bizi madem ciddiye almayacaktır. Maalesef bu ve son olmayacak. Saldırılar devam ve bundan dolayı da gerçekten bir taraftan üzgün. 6 seneden beri bu ülkeye katılıyoruz. Bu ülkeye ciddi katkılarımız oldu. Ama bakıyorsunuz Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Kanal Avrupa bununla ilgili çeşitli programlar yapacaktır. Siz de bu gözlemlerinizi kanalda, televizyonda güzel bir programda gündeme taşır, anlatırsanız, birlik beraberlik sağlanırsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Haluk Bey. Sağ olasınız. Sağ olun. İşte sıcağı sıcağına evet. Bugün Haluk Yıldız, BİK Partisi Genel Başkanı. Gitmesi de gerekiyordu. İyi ki de gitmiş. Hanau'dan bize evet. Durumu bildirdi. 5 vatandaşımızı kaybetmişiz ama ilerisi için kötü. Bu ırkçılık evet. Bu şekilde evet. Devam ederse yabancı düşmanlığı, ırkçılık hakikaten evet. Hiçbir şekilde iyi olmaz diye düşünüyorum. Evet. Konumuz ana dil olduğu için bu arada başkonsolosluklarımız da güzel bir çalışma yaptılar, yapıyorlar. Ana dilin tanıtılması için, yaygınlaştırılması, ailelere anlatılması için. Bana da bir yazı gönderildi Esen Başkonsolosluğumuzdan, sağ olsunlar. Şöyle yazıyor yazıda. Sayın Mümin Uluç, çocuklarınıza iyilik yapın ve onları Türkçe derslerine yazdırın. Kemal Hocam, evet. Güzel bir şekilde. Evet. Bu arada Esen Başkonsolosluğumuza da teşekkür ediyorum. Ana dil ilk olarak ailede öğrenilir. Ancak bu yeterli değildir. Türkçeyi doğru olarak ve tüm zenginliğiyle konuşabilmek, yazabilmek için mutlaka okulda Türkçe dersleri alınmalıdır. Türkçe derslerine katılan ve çift dilli yetişen çocuklar hem eğitim ve iş hayatlarında daha başarılı olabilmekte, hem de özgüveni yüksek bireyler olarak kimlik sorunları yaşamamaktadırlar. Ayrıca ana dilimiz Türkçe, milli değerlerimizi, kültürümüzü yaşatmak için olmazsa olmaz bir şarttır. Bu nedenle çocuklarımıza iyilik yapın ve onları Türkçe derslerine yazdırın. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Okulları'nda ana dil Türkçe dersleri açılabilmesi için ilkokullarda en az 5 velinin, orta öğretim okullarda ise en az 18 velinin okul yönetimine yazı olarak başvurmaları gerekmektedir. Yani kıymetli annelerimiz, değerli babalarımız, gençlerimiz
500 bine yakın çocuğumuz Almanya'da eğitim alıyor. 500 bine yakın. Değerli hocam, siz de 5 bin öğrenci yetiştirdiniz değil mi? Evet. Biraz sonra o konuya da değineceğiz. Başarılı, iki dilli, güzel, çalışkan, duyarlı, gelenek ve göreneklerimizi yaşayabilen gençlerimizi eğitmek ve topluma kazandırmak istiyorsanız mutlaka çocuklarınızı ana dil derslerine gönderin. Anne baba eğer ki gerekeni yapmazsa, benim çocuğum zaten evde Türkçe konuşuyor. Tabii bu yetmez. Bunu özellikle hatırlatayım. Bugün tabii haliyle Almanya'dayız ama Almanya'da biliyorsunuz iyi bir mesleğiniz yoksa, okuyamamışsanız, yüksek tahsil yapamadıysanız işçi olarak ve sıradan bir vatandaş 8, 10, 12, 12 euro saat ücretiyle çalışmak zorunda kalır. Oysa ana dilini en iyi bir şekilde öğrenen bir gencimiz ülkemizde de o turizmde, güzelliklerinde, ülkemizdeki Alman firmalarında, Türk firmalarında da iş bulabilir diye düşünüyorum. Onun için ana dil çok önemli. Çocuklarınıza yatırım yapın. Bundan sonra taşa toprağa değil, birçoğumuzun evi var. Camilerimiz yenilendi, derneklerimiz var, iş yerlerimiz var ama yatırımı çocuklarınıza yapın diyorum. Ve ana dil teşvikini, bu vesileyle de birçok veliler derneğimiz var, öğretmenler derneğimiz. Onları da kutluyorum, teşekkür ediyorum. Gereken çalışmaları yapıyorlar. Bu çağrıdan dolayı da ayrıca baş konsorslarımıza da çok teşekkür ediyorum. Son 5 dakikamızmış. Kadir, biz zaten biz bizeyiz. Ama evet, değerli hocamız anlatsın, biz dinleyelim. Sırayla gidiyoruz. Hocam sizinleyiz. Evet. Kadir Bey, ikinci bölümün girişinde seninleyiz. Buyur hocam. Evet. Nerede kaldıysan devam et sevgili hocam. Tam şu noktadayız. Esen Başkonsolosluğu'nun bu duyurusu çok yerinde. Çünkü tam zamanı şimdi okullarda ders seçmenin, Türkçe ana dil ya da ana dil derslerini seçmenin tam zamanı. Kuzey Vestfalia eyaletinde toplam 24 ayrı ana dilde ders veriliyor. Fakat bizim şu anda eyalette toplam olaraktan 180 bin ile 200 bin öğrenci, Türk öğrencisi Alman okullarında derse gidiyor. 200 bin öğrenci. Almanya'daki tüm göçmen öğrencilerin orta öğrenmek sayısı 1 milyon kadardır. Bunun 550 bininde Türk çocuğudur. Büyük bir rakamdır bu. Sadece eyaletimizde 180 bin ile 200 bin öğrenci Türkçe derslerine katılma hakkı var. Ama sadece bunların %20'si şu anda derslere katılıyor. Çok düştü. Bundan 10 yıl önce eyaletimizde Türkçe dersine katılım oranı Almanya ortalamasının çok üstündeydi ve %50'lerdeydi. Bu düştü, giderek düşüyor. İşte bizim üzerinde durduğumuz ve bugünkü programda dile getirmek istediğimiz, bu sizin de az önce belirttiğiniz gibi çocuk evde ya da sokakta Türkçe konuşabilir ya da bir dizi filmi seyredebilir ama bu o dilin kültür dili olması, bilim dili olması anlamına gelmez. Bir çocuk kendi ana dilini ne kadar iyi öğreniyorsa, ne kadar iyi konuşuyorsa, ikinci bir yabancı dili ya da Almancayı o derece iyi öğrenebilir. Çünkü çocuk ana dilinde beyin yapısı iyi geliştiği için çağrışımları daha iyi yapabilir, daha iyi cevap verebilir. Bu anlamda Almanya'da ve bizim eyaletimizdeki Türkçe derslerine velilerin ilgi göstermesi gerekiyor. Bu anlamda çocuklarımıza biz imkanlar veriliyor ama bunları tam değerlendirmemiz gerekiyor. Her çocuk başına Alman hükümeti 18 euro kitap parası veriyor. Her çocuğu. Türkçe dersine katılan her çocuk için kitap, dergi, harita, ders malzemeleri için veriliyor. Bir de kitap için veriliyor sadece. Bu anlamda çocuk kitaplarını okuyacak, ders kitaplarının yardımcı kitapları alabilir. Bu konuda öğretmenlerimize tabii ki yer düşüyor ama esas olarak velilerimize yer düşüyor. Şu anda Almanya'daki veliler içerisinde akşamları çocuklarıyla beraber Türkçe derslerine ya da diğer derslerine çalışan, çocuklarına yardım eden velilerimizin sayısı 1/4'dir. 4 tane anne babadan ancak bir tanesi çocuğuyla ilgilenebiliyor. Benim öyle velilerim vardı ki 30 yıl Bochum'da öğretmenlik yaptım. Binlerce öğrenci yetiştirdim. 5000 kadar öğrenci yetiştirdim. Gesamtschule'de çalıştım. Grundschule'de çalıştım. Essen'deki üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünde de çalıştım. Hepsinde gördüğüm şu.
bir anne ya da baba çocuğuna ne kadar değer veriyorsa, onun dil öğrenimi için ne kadar yardımcı oluyorsa o çocuk o kadar gelişiyor. Ayrıca bazen de şöyle bir durum var. Ya çocuğumuz bizim zaten Türkçeyi biliyor. Ne lüzum var Türkçe dersine gitmesi? Az önce Sayın Başkonsolosun dediği gibi çocuk evde konuşabilir ama o çocuğun dilinin bilim dili haline gelmesi, kültür dili haline gelmesi için mutlaka onun Türkçe dersine katılması ve bu dilin okuması gerekiyor. Çünkü biz Türkçe derslerinde çocuğa sadece bu kelime nedir, anlamı nedir, bunu söyle, yazıp, bunları öğretmiyoruz. Biz onu aynı zamanda o çocuğun kendi kimliğinin temeli olan tarih bilgisini, psikolojisini, sosyolojisini, kültürünü veriyoruz. Bu anlamda Türkçe dersleri çok, çok önemlidir ve çocuğun kişilik gelişiminde temel rol oynayan bir etkendir. Hocam teşekkür ediyorum. İkinci bölümde, üçüncü bölümde devam edeceğiz. Sevgili öğretmenim, bir reklam diye yazın yukarıya. Çünkü Kayseri'deki bir müessesemiz, güzel bir restorantımız bu programımıza destek sağlıyor. Efra Gurme, lüks bir restoran. Kadir, bölgeye gideceğiz ya konser için. Kesin oradayız. İnşallah. Hocam gelirsen orada akşam yemeğe ikram ederim sana. Kayseri'de. Kayseri'de çok lüks bir restoran. Ekrana bir taşıyın fotoğrafları. Bu arada Sefa adı güzel ve Mustafa adı güzel kardeşlere çok teşekkür ediyorum. Avrupalı Türkleri davet ediyorlar. Tam Kayseri'nin merkezinde, Dünyam Hastanesi'nin hemen yanında 6 yıldızlı bir restoran. Tam bize de yakışır Avrupalı Türklere. Bunu özellikle söyleyeyim. Bu yazın oraya randevu verin. Oraya gidin, görün farkı, hijyeni. O kadar güzel bir restoran ki Sayın Hocam, rakam söylesem belki şaşırırsınız. 10 trilyon harcanmış bir restoran için. Bunların hepsi tabii yazın, yazın bizlere hizmet etmek için. Var mı sevgili yönetmenim bir video, fotoğraf, bir ekrana taşıyın. Ondan sonra reklamlara gireceğiz. Üçüncü bölümde yönetim kurulu başkanını canlı yayına bağlayacağız. Evet, bir gönderin bir zahmet bir. Evet. Tamam, ikinci bölümde inşallah gündeme taşıyın. Çok güzel fotoğraflar var, güzel yayınlar var. Ekrana taşıyalım ki Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Kayseri'nin o güzelliklerini, o güzel yemeği, güzel restorantı görsünler diyorum. Bu vesileyle sevgili kardeşimiz, çok güzel de bir ismi var. Efra Gurme restoranın ismi. Evet. Yöneticilerine, çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Reklamlar, bizden ayrılmayın. Kadir Bey'in güzel eserleri, 35 kitap yazan değerli hocamızın güzel sözleri kulağımıza küpe olsun annelerim. Artık dizi seyretmeyi falan bırakın. Hocam 1/4 değil, 1/6 çocuklarıyla ilgileniyor ancak veya 1/8. Daha o öncedendi. Evet, evet. Reklamlar. Zahidem kurbanın oy, nolacak hanım, gene bir laf duydum, kırıldı belim.
gelenden geçenden oy haber sorarım zahiden bu hafta oluyor gelin zahiden bu hafta oluyor gelin. Yazımı kuşa çevirdin, bak gözümden yaşa Leyla'm. Yazımı kuşa çevirdin, karlar yağdı başa. Mevlam ayrılık vermesin göğde uçan kuşa Leyla'm. Göğde uçan kuşa Leyla'm, kuşa Mevlam ayrılık vermesin göğde uçan kuşa Leyla'm. Göğde uçan kuşa Leyla'm, kuşa her an gözümde perdesin, nere baksam sen oradasın. Her an gözümde perdesin, nere baksam sen oradasın. Mevlam ayrılık vermesin göğde uçan kuşa Leyla'm. Göğde uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Mevlam ayrılık kuşa Leyla'm,
göğde uçar kuşa Leyla, kuşa Leyla. Teşekkür ederiz. İşte ana dilde Türkü bu demektir hocam. Şimdi, onun için ana dilimize sahip çıkalım Mevlam değil mi? Mevlam ayrılık vermesin diyor. Şimdi bunu çevirsek İngilizceye. Evet. Bu güzelliği vermez. O bakımdan ana dil öncelikle türkülerimizin, destanlarımızın, ağıtlarımızın, ninnilerimizin, çocuğun beyninin ve kişinin gelişmesinde çok önemli. Çocukla konuşulmalı. En önemli ana dil bakımından, çocuktaki ana dilin gelişmesi bakımından çok önemli olay budur. Anneler ve babalar hangi dili en iyi konuşuyorlarsa ve en doğru şekli konuşuyorsa çocukla onu konuşmalıdır. Ve o şekilde çocuk konuşturulmalıdır. Yani bizde şöyle bir şey var, söz büyüğün, su küçüğün falan. Hayır, bu doğrudur ama aynı zamanda çocuğa da söz hakkı verilmelidir. Oğlum konuş, kızım konuş, evladım konuş diyerekten onu konuşturmalıyız. Aynı zamanda bu çocuğa ninnilerimizi, ağıtlarımızı, destanlarımızı, Karagöz Hacıvat'ımızı, her şeyini, Nasihat Hoca fıkralarını anlayacak hale getirmeli ve onlara anlatmalıyız. Bu çok önemli gelişme bakımından. Çocuğun kişiliğinin, kendi kimliğimizin gelişmesi bakımından ana dil çok önemli. Konuşmamın başında söylemiştim, bir ulus ana dil olmadan olamaz. Ya da bir dilin yaşaması içinde onu konuşacak bir dil, onu konuşacak insan, onu konuşacak bir millet gerekir. Bu olmazsa olmaz bu. Bu anlamda dillerin yaşaması için bir, o dili konuşacak bir millet olmalıdır. Dillerin, ana dilin yaşaması için onun okullarda okutulması gerekir. Ana dilin yaşaması için o dilin kullanılması gerekir. Nerede? Gazetede, televizyonda, roman yazmada ve diğer yerlerde olacak. Çocuk beyninde, bir beyin hücresinin 60 bin ayrı bağlantısı vardır. 60 bin. Ve çocuk derslerde bir şey öğrenirken bazı çocuk müzikle öğrenir. Bazı çocuk resimle öğrenir. Bazı çocuk atlayarak öğrenir. Ama her çocuğun ayrı bir dünyası vardır. Hepsinde de ana dilin rolü vardır. Olmadan olmaz bu. O anlamda biz çocuklarımızın kişiliklerini, onların özelliklerini bilerek ona göre bazı çocuklara şiir öğretiriz. Bazı çocuklar Nasrettin Hoca'yı çok güzel anlatır. Bazı çocuklar Karagöz Hacıvat tiyatro Hacıvat'ı çok güzel ezberler, anlar. İşte bütün bunlar ana dile metotları Almanya'da ya da yurt dışında ana dilin öğretilmesi bakımından çok önemli yöntemlerdir. Bu anlamda ders kitapları, ders kitapların hazırlanış biçimi, öğretmenin hangi yöntemle verdiği çok önemlidir. Örneğin Alman okulunda olan bir çocuk kindergarten'dan itibaren, çocuk yuvasından itibaren belli bir yöntemle, belli bir metotla beyni eğitilmektedir. O zaman biz onu Türkçe derslerinde de benzer metotlarla öğretmeliyiz. Ayrıca bazı şarkılar var, hem Almanca hem Türkçe. Örneğin, Burada Jakob, Burada Jakob, Schläfst du noch? Tembel çocuk, tembel çocuk, haydi kalk, haydi kalk. Çocuk bunu aynı anda hem Türkçe hem Almanca söylerse iki dile gelişir. Daha buna benzer birçok şarkılarımız iki dillidir. Birçok Alman şarkıları Türkçe'ye çevrilmiştir bunlar. İşte bu anlamda Türkçenin ana dil olarak ister Almanya'da olsun, ister İngiltere'de olsun, nerede, dünyanın neresinde olursa olsun, bu çocuk onu öğrenince kendine daha çok güven gelecektir. Bizim Türkçe'de bir söz vardır. Otu çek köküne bak. Ya da her ağaç kökü üstünde dikelir. Eğer ağacın kökü olmazsa rüzgarın estiği yere doğru savrulur gider bu. Bu anlamda bizim çocuklarımızda, Alman okullarında olsun, İngiliz okullarında olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, kendi kültürünü eğer iyi bilirse, Anadolu kültürünü gerçekten iyi bilirse, Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Şeyh Bedrettin'leri iyi bilirse, onun destanlarını, Köroğlu destanını anlatabilirse, o zaman dünyanın yüzüne daha güvenle bakacaktır. Benim de kültürüm var diyecektir. Ama bunları bilmezse sanacak ki yaşadığı ülkenin sadece kültürü var, kendi milletinin kültürü yok gibi çocuğun boynu bükük kalır. İşte ana dil dersleri çocuğun kendine güvenini artırmak bakımından çok önemlidir. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olasın. Devam edeceğiz. Sevgili yönetmenim, yukarıya bir reklam diye yaz bir zahmet bir. Bugünkü bu programın, bu ana dil
programının, anlamlı programın uluslararası boyuta taşınmasına büyük destek sağlayan Kayseri'deki Efra Suit müessesemiz ve Efra Gurme. Çok güzel bir restoran Kadir. Bayılacaksın şimdi. O güzel videoları ve fotoğrafları bir ekrana taşı bir zahmet sevgili yönetmenim. Sen de Kayserilisin. Yazın seni de en güzel bir şekilde bu restoranda ağırlayacağız Mehmet Bey. Evet sevgili kardeşim. O Kadir bak sevgili kardeşim görüyorsun değil mi? Evet gerçekten. Burası hocam bir bakın evet, bir zahmet evet, bir sevgili hocam. Evet. Muhteşem bir dizayn. Yeri çok güzel. İsmi güzel. Yani Kayseri'de son yıllarda yapılmış en iyi restoran diyebilirim. En lüks restoran. Bizim Avrupalı Türklere de bu yakışır zaten. Vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte yazın geliyorlar. Muhteşem bir atmosferde, güzel restoranlarda zaman geçiriyorlar. Ben de bir gün Kadir zaman ayırdım kendime. Bir baktım ki 1 saat 38 dakika ilk defa bir yemekte masada oturmuşum. Kendime bir zaman ayırdım evet. Kayseri'de. Yine bu restoranta yakın bir yerdeydi. Artık bundan sonra buraya gideceğiz. Efra Suite'e gideceğiz Kadir. Et lokantası mı sevgili? Et ve her türlü. Her türlü. Abisset. Biraz sonra yönetim kurulu başkanını canlı yayına bağlayacağız sahibini. Bak gördüğün gibi mezeler, bir etin yanında 40 çeşit meze var. Tatlıları, ooo şuna bak Kadir. Vallahi muhteşem bir çalışma. Ve bayağı da uzun sürdü bildiğim kadarıyla. 2 yıl sadece yapılması sürdü. Çok büyük paralara mal oldu. Ve önünde büyük parkı var. Avrupa'dan gelen vatandaşlarım da eminim. Evet. Kayseri'den, Sivas, Niğde, Kırşehir, Kayseri'nin içi derken o bölge insanlarına hizmet edecek en güzel restoranlardan birisi. Evet. İsmi de güzel. Kadir görüyorsun değil mi? Evet. Dekoru, dizaynı. Sevgili yönetmenim çok teşekkür ediyorum. Evet. Yazın seni burada yemeğe davet ediyoruz. Sadece yönetmenimizi değil, bütün Kayserilileri, bütün Nevşehirlileri, Kırşehir, Kayseri dedim ya ismini saydım, Adana, Türk insanı en güzel bir şekilde orada ağırlanacaktır diye düşünüyorum. Parasını yemeyecektir, yemek yiyecektir. Ben şimdiden bu atmosferi, çünkü gördüğün kadar değil mi? Yani teyit edebiliriz. Sefa ve kardeşine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çok güzel de bir rezidansları var. Suite otelleri var. Tam organize sanayi bölgesinde 10 katlı 20 daire. Çok lüks bir konaklama yeri. Bunu da sevgili hemşerilerimize, vatandaşlarımıza hatırlatayım. Kayseri'de olur ya, belki eviniz olmayabilir. Türkiye'ye gitmiş olabilirsin ama güzel bir otelde kalayım diyorsanız, iyi bir zaman geçireyim diyorsanız çok uygun şartlarda da Efra Suite'de sizi arkadaşlarımız ağırlayabilirler. Ana dilin önemi bakalım. Dil düzensiz olursa sözler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa insanlar arasında anlaşmazlık çıkar. Anlaşmazlık fitne ve terör meydana getirir. Bunlar da devletin yıkılmasına sebep olur. İşte onun için hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Confucius. Ana dilin önemi. İnsanlık tarihinin en önemli keşfi olan dil, toplum ve toplulukların oluşmasında, bilimin ilerlemesinde ve günümüz uyarlıklarının oluşumunda önemli bir öğedir. Dil sayesinde insanlar bir araya gelerek günümüz topluluklarını oluşturmuşlardır. Nitekim ilk çağ uygarlıklarına baktığımızda dilin gelişimine paralel olarak felsefe, matematik, tıp, astronomi ve bazı bunun gibi bilimsel alanlarda gelişmenin olduğu görülmektedir. Dil sadece insanlar arasında iletişimi sağlayan bir öğe değil, aynı zamanda yeni neslin geleceğine de yön verir. Bundan dolayıdır ki bugün devlet yapılarına baktığımızda anayasalarda vazgeçilmeyen yasaların başında ana dil ile ilgili yasalar durur. Bunun en önemli nedeni ise aynı kültür ve kader birliği taşıyan insanları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi sağlamasıdır. Ana dil iletişimi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda
kültür taşıyıcılığını da yapar. Bugün anne, baba ve çevremizden öğrendiğimiz türküler, niniler, yemekler, giyim kuşam, folklor ve daha sayamadığımız birçok değer ana dil sayesinde geleceğe taşınmaktadır. Bu da dilin sadece günümüz için değil, geleceğimiz adına da önemli olduğunu gösterir. Ana dilin toplum içi iletişimi sağlaması ve kültür taşıyıcılığı yapmasının yanında birey olarak insanın düşüncelerini en derin duygularla ifade edebilmesi, hayatı anlamlandırması, anlatması ve bireyi hayata özgür bir fert olarak katması açısından düşündüğümüzde ana dilin bireysel ve toplumsal olarak ne denli önemli olduğunu görmekteyiz. Bugün dünyada ve ülkemizde ana dilin önemi konusunda bilim adamları bilimsel makaleler yayınlamaktadırlar. Ana dil için konferanslar düzenlenmektedir ve birçok araştırma yapılmaktadır. Günümüz genç neslin kendi ana dillerinin öneminin farkında olmadığı, dili kullanırken dil kurallarını hiçe saydıkları, yabancı dillerden kelimeler alıp ana dillerini yozlaştıklarını görmekteyiz. Yozlaşan dilin birey ve toplum üzerinde ağır bedelleri olur. Tarih sayfalarına baktığımızda dil erozyona uğrayan toplulukların bugün ayakta kalamadıkları, kalanların ise birlik ve dirlikten yoksun oldukları görülmektedir. Birey ve toplum olarak ana dilin korunması için genç nesil yönlendirilmeli, mümkün olduğu kadar yabancı kelime kullanmamayı ve dil kurallarına uymalıyız. Aksi takdirde bir ara birbirini anlamayan, geleceğe umutla bakmayan insan yığınlarından öteye gidemeyiz. Bu vesileyle ana dilimize sahip çıkalım. Ana vatanımıza, ülkemize sahip çıkalım. Dilimize, birlik, beraberliğe, çocuklarımıza, torunlarımıza, gelenek ve göreneklerimize, anne babalarımıza sahip çıkalım diyorum. Bütün öğretmenlerimizi de saygı, sevgiyle hürmetliyorum. Keza Kemal Hocam nezdinde el öpülesi insanlar. Kadir, ben bundan bir yıl önce 48 yıl önceki öğretmenimi canlı yayına bağladım. 48 yıl önceki ilkokul öğretmenimi. Evet. Muhittin Erdem Hocam'ın da kulakları çınlasın. Evet. Dolayısıyla ana dil okullarda öğrenilir. Bunu özellikle hatırlatayım. Son yıllarda bazı kuruluşlar da ana dili öğretmek için çabalar sarf ediyorlar. Biliyorum, iyi niyetliler ama ne kadar olabilir, ne kadar uzun süreli olur onu bilemem. Ama Alman hükümeti, Türk hükümetimiz Türkiye'mizden ve buradan öğretmenler atamaktadır. Ana dilimiz okullarda öğretmenler vasıtasıyla öğretilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Sevgili hocam, sizinle devam edeceğiz. Evet. Kadir Bey kardeşimle bu programın sonunda çıkıyoruz. Kadir biraz sonra. Sevgili hocam, buyurun sırayla. Ben şimdi özellikle bizi dinleyen anne ve babalara, velilere Almanya'daki Türkçe derslerinin nasıl verildiği ve bunun programı nasıl olduğu konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. Almanya'daki Almanya ile Türkiye arasında 1961 yılında yapılmış olan sosyal güvenlik anlaşmasında Türkçe'ye ve dil eğitimine hiç değinilmemişti. Yoktu. Halbuki birinci dereceli gibi görünen Avrupa'dan, Yunanistan, Yugoslavya, İtalya ve Portekiz'den yapılan anlaşmalarda çocuklara dil öğretme hakkı verilmişti. Ne yazık ki bu 1961 sosyal güvenlik anlaşmasının eksikliğiydi. Fakat daha sonra buraya, zaten buraya gelenler o zaman dönerli gelmişlerdi. 3 yıl çalışıp geri döneceklerdi. Onun için de buraya çocuklarını falan getiremeyeceklerdi. Onun için hiç buna değinilmemişti. Doğru. Fakat doğru. Evdeki hesap hani çarşıya uymadı. Buraya gelen insanlar bir daha dönmedi. Dolayısıyla 1960'tan 1970'e kadar Almanya'ya trenlerle, gemilerle, uçaklarla 1 milyon insan geldi. Ve bu 1 milyon insanın çocuğu, çoluğu da vardı aynı zamanda. 1960'ların sonuna doğru, yani 1968-69 yıllarında Türkçe derslerinin de verilebileceği konusu gündeme geldi. Ama o zaman Almanya'da ne öğretmen, ne okul, ne müfredat uğraran bir şey yoktu. Fakat 1974 yılının sonunda, 1975'in 1 Ocağı'ndan itibaren
Türkiye'deki çocuklara çocuk parası verilmeyeceği kanunlaşınca bir yıl içerisinde 1975 yılında Türkiye'den buraya 250 bin çocuğumuz geldi. 250 bin çocuğun ana dilini, Türkçesini öğretecek ne müfredat programı vardı, ne okul vardı, ne öğretmen vardı. Çok zor günler yaşadı. En zor, bizim Almanya'daki eğitim tarihinin en zor dönemi 1975-80 arasındaki geçen dönemdi. Daha sonra burada müfredat programları hazırlandı. Bu programlarda amaç çocuklarımız Türkiye'ye dönünce zorluk çekmesin diye düşünülüyordu. Çünkü buraya gelen veliler oraya dönecekti. Ama dönen bir daha olmayınca 1990'dan sonra yeni müfredat programları hazırlandı. Ve bu çocukların burada kalacak biçimde hazırlandılar bunlar. Ve daha sonra da o yıla kadar 1990'lara kadar bizim eyaletimizde öğretmenler Türkiye'den geliyordu. Halbuki daha sonra sadece burada yetişen öğretmenlere öğretmenlik hakkı verilmeye başlandı. Ve Esen'de Avrupa'da ilk olarak, sadece Almanya'da değil, Avrupa'da ilk olarak Esen Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği bölümü açıldı. Ve bu bölüm 1995-97'den beri devam ediyor. Ben de 96-97'de bu okulda didaktik dersleri verdim üniversitede. Şimdi 300 öğrenci devam etmektedir ve Almanya'daki öğretmenler oradan çıkmaktadır. Artık Almanya'da sadece Türkiye'den öğretmen alan Bayern, Berlin, Bremen, Schleswig-Holstein eyaletleri sadece Türkiye'den öğretmen almaktadır. Onun dışındaki yerlerde öğretmenler Esen Üniversitesi'nde yetişen öğretmenler atanmaktadır. Şimdi müfredat programına gelince Almanya'daki Türkçe derslerinde program bizim eyaletimiz örnek alınıyor ve bu eyaletteki Türkçe derslerinin programı, metotları, ders araç ve gereçleri diğer eyaletlere örnek oluyor. Türkçe derslerindeki kitaplar eyaletimizin Kültür Bakanlığı denetiminde hazırlanmaktadır. Önce kitap yazılıyor, sonra bu kitaplar denetleniyor. Acaba bu Alman anayasasının temel ilkelerine uyuyor mu, uymuyor mu? Buna bakılıyor. İkincisi çocuğun kişilik gelişimine bunlar uyuyor mu, uymuyor mu? Örneğin bir kitapta şöyle bir şey varsa eğer. Diyelim ki trafik ışıkları işte yukarıdan kırmızı, sarı, yeşil ama kitapta bu tersi ise. Derhal o kitap yürürlükten kaldırılır. Hiçbir zaman o kitap okullarda öğretilmez. Bunun gibi çocuklara verilen dersler Alman eğitim sistemine göre olacak. Alman anayasasının temel ilkesine uyacak. Ve buradaki Alman eğitim sistemi içerisinde ana dil dersi nasıl veriliyorsa o çerçevede müfredat programı yaparak çocuklara sunulmaktadır. Teşekkür ediyorum hocam. Üçüncü evet. bölümde devam edeceğiz. Kadir Bey sazını al eline. Bundan önce söylemek istediğim bir şey var mı ana dille ilgili? Senin de iki tane çocuğun var. Tabii evet. Birisi büyük, üçüncüsü. Valla Mümin Beyciğim, ben çocuklarım üzerine bu konuda çok titiz bir şekilde üzerine düşüyorum. Çocuklarımın ana dilini çok iyi bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Gerek okullarındaki Türkçe derslerinde olsun, gerek ne güzel. Ek yardım, ek işte nahirfe dediğimiz haftada iki gün kursa gönderiyorum. Bu şekilde çocuklarımızı ana dilden koparmamak adına gurbetçiyiz sonuçta. Ana dilimiz bizim çok önemli. O vesileyle ben çocuklarımın ana diline çok önem veriyorum. İnşallah başarılı olurlar diyorum. Sağ ol. Sazı eline al. Evet. Kıymetli dostlarım, sevgili izleyiciler, hakikaten ana dil olmazsa olmaz. Gerçekten bir çocuk başarılı oluyorsa eğer, çift dilli ve ana dilini en iyi bir şekilde öğrenmesi gerekir. Bunu özellikle söyleyeyim. Bu vesileyle annelere, babalara çok büyük görevler düşüyor. Keza öğretmenlere, derneklerimize, teşkilatlarımıza, ana dilimize sahip çıkalım. Kanalımızda geçtiğimiz yıl çok güzel bir çalışma yaptı. 6 ay boyunca 51 saniyelik çok güzel bir tanıtım, reklam filmi hazırlamıştı. Yönetmenim bulabilirsen onu bir ekrana taşıyalım 3. bölümde. Ana dilin önemini anlatan. Bu vesileyle bu güzel programımıza destek sağlayan Kayserili iş adamımız, Kayseri'de en lüks restoranın sahibi Sefa adı Güzel ve Mustafa adı Güzel'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız da bu yaz aylarında onların o güzel mekanlarını ziyaret ederler. O güzel hizmetlerden faydalanırlar diye düşünüyorum. Restoranlara hayırlı olsun. Kardeşim buyurun.
Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gonca mutlumu sandın. Ömrümü boşa çalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boşa çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlümce olacak sandım. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlümce olacak sandım. Boş yere aldandım, boşuna kandım. Rengi gözümde solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Evet, gurbette dün çok güzel oldu. 5 yiğidimizi Teşekkür daha olur. kaybettik. Hakikaten çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Ama nereye kadar? Bunun için lobi oluşturmak lazım. Birlik beraberlik içerisinde derneklerimiz, çatı kuruluşlarımız bir araya gelip ırkçı teröre dur demek gerekiyor arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim. Herkes duysun, bilen bilene anlatsın. Dün 5, bundan önce 8'di. Evlerimiz yandı. Solingen'de Mevlid'e annem 5 evladını kaybetti. İnşallah iyi güzel çalışmalar olur diye düşünüyorum. Hattımızda bir izleyicimiz varmış. Bir alo diyelim. Bakalım kimmiş bu? Safa, adı güzel. Evet. Kayserili bir iş adamımız. Biraz önce zaman zaman gündeme getirdiğimiz, ekrana taşıdığımız Efra Gurme Restorant'ın sahibi. 6 yıldızlı bir restoran Avrupalı Türkleri bekliyor. Hakikaten Dünya Hastanesi tam şehrin merkezinde, güzel bir yerde.
2 yılda yapımı sürdü. Çok güzel bir restoran sevgili yönetmenim. Değerli arkadaşımız konuşurken ekrana da taşırsanız fotoğrafları memnun olurum. Sefa Bey hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Valla gördüğünüz gibi senin sayende program yapıyoruz. Hocam 35 kitap yazmış. 35 kitap. Senin sayende ekrana taşıdık bunu. Yani sizin sayenizde. O güzel müesseseni sayesinde. Evet. Evet, şu anda ekranda gözüküyor. Sınırsız et ve sadece 95 TL. Bayağı evet. Güzel, uygun. Fotoğrafları ekrana yansıtıyor yönetmenim. O güzel restoranınızdan maşallah bayağı güzel olmuş ya. Yani 300-400 kişi alıyor değil mi bu restoran? Mümin Bey, buyurun. Öncelikle restoranın tanıtımına geçmeden önce Almanya'da elim yaşanan bu olay için bir tüm vatandaşlarımız Türkiye adına ve Almanya'daki yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız adına başsağlığı dilekleri sunuyorum. Bu yaşanan bu ırkçı terörist saldırıyı kınamak istiyorum öncelikle. Hepimizin evet. Başı sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Ailelerine başsağlığı dilemek istiyorum. Sağ olun. Şimdi programcı arkadaşlarımıza da hocama da saygılar sunuyorum. Emeklerine sağlık. Biz Kayseri'de yaşıyoruz biliyorsunuz. Efra Suite Hotel ve Efra Gurme olarak hizmet veriyoruz. Restoranımız şehrin merkezinde. Farklı bir konseptle çalıştık. Biz tabii siz orada bahsettiniz. Sınırsız her şey dahil konseptinde çalışıyoruz. Farklı bir hizmet veriyoruz. Hocamın aslında bahsettiği gibi bizde Anadolu diyarının farklı lezzetlerini bir araya getirdiğimiz oldukça zengin bir mutfağımız var. Hı hı. 24 çeşit et menüsü sunuyoruz. 90'a yakın meze çeşidi sunuyoruz. Belki resimlerde ve kamera çekimlerinde görüyorsunuzdur. Orada bir içecek kokteyl barımız var. Evet, evet. Burada alkolsüz şeker sunuyoruz. Burada insanların istediği şekilde istedikleri karışımlardan içecekler yapıp sunuyoruz. Bunların hepsi bu sunduğumuz fiyatların içerisinde oluyor. Hem ekonomik oluyor hem de din İslam'ın üzerine israfın önüne geçtiğimiz farklı bir hizmet oluyor. Tabii mekanımızda insanlar rahat edeceği şekilde yapmaya çalıştık. O şekilde dizayn ettik. İnşallah önümüzdeki sezonda geldikleri zaman kurbetçi arkadaşlarımızın çok rahatlıkla ağırlanacaklar bir mekan haline getirdik. İnşallah onların da takdirlerini almayı umuyoruz. Küçük olarak düğün, sünnet, kına, özel nikah yemekleri de var mı? Tabii ki. Şimdi bizim burası aşağı yukarı 1000 kişi kapasitesine ulaşabiliyor. Yukarı salonumuzda 500 kişiye kadar düğün yemekleri, nişan yemekleri yapılabiliyor. Özel iş görüşmeleri için VIP toplantı odalarımız var orada. Onlarda da işte aile toplantıları, nişan toplantıları yapılabiliyor. Aşağı salonlarımızda yine daha çok spor seçildi, öyle söyleyelim. İnsanlar daha rahat edecekler bir şekilde yapmaya çalıştık. Böyle bir yapımız var. Tabii ki o nişan yemeklerine, düğün yemeklerine memnuniyetle yardımcılayacağız. Dizaynımız zaten ona göre dizayn. Avrupalı Türklere bir çağrı yapın bir zahmet. Çıkın çıkın gelin de. Burası ki. Sizin de bize. Şöyle ben kesinlikle memnun olacaklarına ve ekonomik de olduğuna inandığımız bir yer yaptım. Kesinlikle memnun olacaklar. Geç görmeleri yeterli olacaktır zannediyorum. Ha, bu arada otelimizden de bahsetmek istiyorum. Özellikle Kayseri'de evi olmayan arkadaşlarımız için söylüyorum. 2+1 suitler şeklinde yaptığımız için çok rahat edecekleri tamamen odalarında her şey mevcut. Çamaşır makineleri, işte bulaşık makineleri, Ankara mutfakları, Amerikan mutfağı var. 2 ayrı yatak odası var. Geldikleri zaman tamamen kendi evlerini hissedecekleri bir otel konseptimiz de var. Hem restoran hem otel noktasında kendilerine en iyi hizmeti vereceğimizden şüpheleri olmasınlar inşallah. Lokasyonumuz da restoranın şehrin tam merkezinde. Buradan her yere ulaşabiliyorlar. Yürüyüş mesafesinde şehrin tam merkezinden.
Yanımızda Dünya Masanesi olarak hizmet veren arkadaşlar var. Düğününü lokasyonu diye geçiyor burası. Tam merkezdesiniz. Başarılar evet, diliyorum. Hakikaten güzel bir restoran yapmışsınız. Teşekkür ederim. Türkiye'deki vatandaşlarımıza bu da yakışır. Bize de yakışır. Avrupalı Türkler mutlaka teveccüh gösterecek, tercih edeceklerdir. O güzel ambiyansı yaşayacaklardır. Yemeklerin sonunda çok fazla ücret ödeyeceğiz diye de kaygılanmayacaklardır. Çünkü fiyatlar aynen, belli. Evet. Biraz önce ekrana taşıdı sevgili yönetmenim. Hakikaten evet. Bu yazın ben de oradayım, biz de oradayız. Bir i̇nşallah. 20 kişiyle birlikte, iş adamlarıyla, i̇nşallah. Dostlarımızla sizlere birlikte inşallah. Sizlere ağırlamaktan onur duyacağız. Teşekkür ediyorum. Başka söyleyeceklerin var mı Sefa Bey? Çok teşekkür ediyorum. Tekrar başsağlığı dilemek istiyorum hayatını kaybeden arkadaşlarım, yakınlarına. Hepimiz için başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hakikaten güzel bir restoran Kadir. İnşallah. Geldiğinde ilk defa oraya gideceğiz. Hocam güzel, evet. Denizli'den çıkıp gelmenize değer bak Kayseri'ye. Kapadokya'da sizi ağırlarım gelirseniz. Burada da yemek ikramı verebilirim. Evet. Ama Kapadokya'da balon sözü veremem. Bak balona da bindiriyorum ben birçok misafirimi de. Yalnız balonda aynen uçak gibi yer bulmak çok zor. Tabii. Ama bölgemizde de sizi 35 kitap yazmış bir öğretmenimizi biz ağırlamaktan dolayı da onur duyarız. Bunu özellikle hatırlatayım. Benim öğretmenlik hayatımda Kırşehir, Nevşehir, Kayseri'nin özel bir yeri var. Çünkü ben 1973'te Kırşehir Kaman Lisesi'nde öğretmenliğe başladım. Ve o bölgeyi yani 73-76 döneminde Kapadokya'yı, yeraltı şehirlerini, Kayseri'yi... Şu kitapları şu masaya da koy bir zahmet. Tabii. Kadir Bey yardımcı ol. Evet. Yönetmenim biz zoomlayın bir zahmet ya. Evet. Burada büyük emek var bu kitaplarda. Evet. 35 ayrı kitap yazmış. Evet. Yani dile kolay bunları çıkarmak, bunun yazmak. 8 tanesi iki dilli çocuk kitapları. Ana dil dersleri için yazıldı. Bunlar hepsi de eyaletimizde okutulan yardımcı ders kitapları. 8 saat konuşacağım. Buyurun. Evet. Sıra sizde. Evet. Şimdi ben öncelikle Türkçe derslerinin hakkındaki olumsuz propagandaya rağmen, böyle bir propaganda var. Diyorlar ki bazı öğretmenler, Alman öğretmenler ya da buna benzer Türkçe dersleri Almanca, çocuğun Almanca öğrenimine engeldir. Türkçe dersine çocuğunuzu göndermeyin diyorlar. Ve bazı velilerimiz de çocuklarını alıyor. Halbuki tam tersidir. Çocukların Almanca öğrenimi için ya da Almanca derslerindeki başarısı için Türkçe dersleri engel değil, tam tersine onlara yardım eder. Bu anlamda Türkçe derslerine bütün bu olumsuz propagandalara rağmen çocuklarını gönderen tüm velilere buradan çok çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca bütün zorluklara rağmen Türkçenin fedakar olarak, Türkçenin ses bayrağının sürekli olaraktan dalgalanmasını sağlayan Türkçe öğretmenlerine, Türkçe ana dil öğretmenlerine, Türkçe ders kitaplarını hazırlayan yazarlara hepsine de buradan çok çok saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Onlar olmasaydı Türkçe dersleri çoktan burada bitmiş olacaktı. Bu anlamda böyle bir teşekkürden sonra üzüntümü de belirtmek istiyorum. Hollanda ve Danimarka'da Türkçe dersleri kapanırken sahip çıkılmadı. O bakımdan da oralarda evet. Türkçe dersi kapandı. Artık Hollanda'da Türkçe ana dil dersleri okutulmuyor. Hollanda'da, Danimarka'da da okutulmuyor. Norveç'te çok az bir şekilde okutuluyor. Sadece belediyeler olursa. İsveç hükümeti de sadece belediyeler bağlı olaraktan Türkçe kurslarına yardım ediyor. Ama şu anda Avrupa'da eksiğiyle faydasıyla en iyi Türkçe dersin akıllı okutulduğu, işlendiği yer eyaletimizdir. Kuzeyren Vestfalya eyaleti Almanya'daki ve Avrupa'daki Türkçe dersleri için bir modeldir. Hocam Fransa'da evet. Bu konuda şu anda evet, Fransa'da yasa şu çıkarıyor. Anda Türkçe evet, derslerini kaldırıyor. Kaldırılmıyor. Türkiye'den gelen öğretmenlerle değil, kendi yetiştirdikleri evet. Öğretmenlerle aynı bu eyalette olduğu gibi Türkçe dersleri verilecek diye bir durum var. Bu anlamda burada bir Türkçe dersli öğretmenlerinin de zorluklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü önemli. Türkçe öğretmenleri, Almanya'daki çalışan Türkçe öğretmenleri Alman öğretmenlerden en az 1000 euro az alırlar. Çünkü
Türkçe öğretmenlerinin Türkiye'deki almış olduğu diplomalar, üniversite diploması Almanya'da for diplom sayılıyor. Yani 2 yıl eksik olduğu için ben de dahil olmak üzere aynı işi yaptığımız halde, aynı okulda çalıştığımız halde Alman öğretmen arkadaşlardan daha az özlük haklarına sahibiz. Bu bir haksızlıktır. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Türkçe dersleri konusunda özellikle belirtmek istediğim şudur. Türkçe derslerine giderek ilgi azalıyor. Neden oluyor diyecek olursanız, çünkü Türkçe dersleri özellikle öğleden sonraları veriliyor. Öğleden sonraları oluyor. Notu yok. Türkçe derslerinin verilen notu çocuğun sınıf geçmesine hiç etki etmiyor. İster öğrenci 1 alsın, ister 6 alsın, hiç bunun bir önemi yok. Bu anlamda Türkçe derslerinin aldığı notların ortalamaya etki etmesi gerekiyor. Ve Türkçe dersleri normal okullardaki öğleden önce Alman eğitim sisteminde yer almalıdır ki çocuklar bu şekilde onlardan faydalanabilsin. Böyle olmayınca çocuk öğleden önce normal derslere katılıyor. Öğleden sonra içe saat 3'ten sonra, 4'ten sonra hatta 5'te okula gelecek. Orada Türkçe dersi yapacak. O zaman çocuk diyor ki benim spora gideceğim. Onlar ev ödevlerim var. Başka arkadaşlarım sokakta oynarken ben neden Türkçe dersine katılıyorum diyerekten Türkçe derslerine ilgi azalıyor. Bu anlamda önerim Türkçe dersleri adına layık bir ders olmalıdır. Notu olmalıdır. Ve bu alınan notlar ortalamaya etki etmelidir. Çocuk şimdi derse katılıyor. Fedakarlık yapıyor. Veli fedakarlık yapıyor. Ekstra çocuğunu öğleden sonra evinden kalkıp okula götürüyor. Kapısında bekliyor, ondan sonra bir daha evine götürüyor. Bu kadar fedakarlık yapılan bu dersin notu neden sıfırdır? Neden etkisi yoktur? Eğer bir dersin notu yoksa onun esamesi olmaz. Sıfırdır. Çocuk şöyle der. Öğretmenim bana ister 1 ver, ister 6 ver. Hiç önemli değil. Çünkü ben aldığım notlarla hiç etkilemiyor diyebilir. Bu anlamda da Türkçe dersleri Muzaffer özellikle ciddi olmalıdır. Program bakımından, metot bakımından, öğretmen eğitimi bakımından, alınan notun ortalamaya etki not yapması bakımından mutlaka etki olmalıdır ki bizim velilerimiz bu çocuklarının aldığı notlardan sevinç duysun. Çocuk da aldığı notlardan sevinç duysun. Bu anlamda Türkçe dersleri ancak o zaman gereken yeri alacak ve durmadan azalan sayı hiç olmazsa artabilecektir. Yoksa başka türlü bu derslerin önemi kalmayacaktır. Türkçe derslerine mutlaka çocuklarımız gittikten sonra mutlaka dediğiniz gibi karnesine notu geçmelidir. Notu geçmesi lazım değil mi? Bu not ortalamaya etki etmelidir. Tabii. Evet. Vallahi bunun için ne yapmak lazım sevgili hocam? Her şehirde bir veliler derneğimiz olacak. Nerevede 60 şehir mi var? 60 tane çocuk aile veli derneği olacak ki bir de buntumuz olacak. Güzel bir federasyonumuz. Bu bütün dernekler bir arada olup 150-200 dernek bir arada olursa 20 bin, 50 bin, 100 bin kişi o zaman daha güzel bir şekilde bu çalışmanın meyvesi alınır. O zaman değer olacaktır. Tabii o zaman değer olacak. Veli derneklerine bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Onların çabaları olmamış olsaydı, öğretmenlerin çabası olmasa, velilerin çabası olmasa Türkçe dersleri çoktan Almanya'da kapatılacaktı. Yani. Doğru. Hattımızda izleyicimiz varsa bağlayalım arkadaşlar. Tekrar bir deneyim. Türkçenin önemi. Türkçenin önemi. Dil, duygu, düşünce ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü, çok gelişmiş bir araçtır. Kültür ise bir toplum ve milleti diğer toplum ve milletlerden farklı kılan ve ona kendine has bir kimlik kazandıran, zaman ve coğrafya içinde meydana gelmiş maddi ve manevi her türlü değerler bütünüdür. Dil sayesinde geçmiş ve gelecek bizim için gerçek haline gelir. Dil hemen hemen bütün kültür tarihlerinde onu teşkil eden değerler manzumesinin başında yer alır. Bu durum dil, millet ve dil kültür ilişkisi açıkça ortaya koyduğu gibi aynı zamanda dilin ve kültürün varlığı, bütünlüğü, gelişmesi ve devamlılığındaki önemini de belirtir. Öncelikle
şunu bilmemiz gerekir ki her millet adını taşıyan toplumun kendine husus bir dili vardır. Bir başka ifadeyle millet olmanın en temel şartlarından biri ve belki en önemlisi o milleti oluşturan insanların ortak bir dile sahip olmalarıdır. Dil birliği insanların bir arada toplum veya millet halinde yaşayabilmelerinin en önemli şartlarıdır. Bu arada evet, hattımızda bir izleyicimiz varmış. Bir alo diyelim. Bakalım kimmiş bu değerli kardeşimiz. Evet, Muzaffer Polat. Muzaffer Polat'ı biz 2-3 hafta önce Kanal Avrupa'daki deprem özel programında da tanımıştık. Ondan önce de zaten biliyorduk. Avrupa'daki Kayseri Birliği Genel Başkanım. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz? Çok şükür iyi. Sizler nasılsınız? Vallahi güzel bir program yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yoldan geldim. Hemen bir katılayım dedim. Güzel hocama, sanatçımız bize hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Tabii bu arada başsağlığı dileyeceksindir. Dün merhum o terör girişiminden dolayı, ırkçı terörden gerçekten yüreğimiz burkuldu. Ama inşallah birlik beraberlik içerisinde çalışmalar gerçekleşir. Irkçılara geçit vermeyiz diyorum. Bugünkü ana sponsorumuz bir Kayserili'ydi. Çok güzel bir restorantı var. Siz de Kayseriler Derneğimizin başkanısınız. 8 saat konuşabilirsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Duygu, düşünce ve ilinize çok büyük bir yatırım yapıldı. 800 bin kişi ağırlayabilecek bir restoran. İnşallah gittiğinizde siz de orada bir görürsünüz. Dolayısıyla siz de davet ediyor restoranın sahibi Sayın İnşallah. Sefa Bey. Buyurun sevgili başkanım. Öncelikle Hanau'da meydana gelen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlılara şifalar diliyorum. Şanslı ve Avrupa Kayseri Birliği Genel Başkanı olarak Mümin Bey. Yani bu ana dil zaten bizim yıllardan beri büyük bir sorun, büyük bir problemimiz. Bu konuda biz de STK olarak bayağı bir programlar yaptık, bilgilendirme toplantılarımızı yaptık. Köyün başkonsolosluğu olarak veya kendi STK olarak. Sanırsam ben bir yerde okumuştum. Almanya'dan sonra bu ülkede en çok Türkçe konuşuluyor. Yani azınlık olarak da en büyük biziz Türkler olarak. Avrupa Birliği yönetmeliğine göre de azınlık dillerinin korunması gerekiyor diye bir yazı, bir makale okumuştum. Bilmiyorum hocam daha iyi bilir evet. Bu konuyu. Bu konuda da biraz evlerimizde, sokakta, okullarda bayağı bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bizim yönetimimizde genel başkan yardımcım var, öğretmen. Kendisi zaten bu konuda bayağı bir duyarlı. Bilgilendirme toplantısı geçen de aynısını hocamın dediği gibi 8 veliğimiz veya 9 veliğimiz olduğu zaman hangi okul olsa olsun bir öğretmen talep etme hakkımız varmış. Konuyla bayağı bir biz de girişimlerde bulunduk. Yani köyündeki bazı okullarda sıkıntılar olduğunu duyduk. Gittik, görüştük. Güzel. Ve bayağı bir de ilerleme kat ettik. Ama bu vatandaşlarımız duyarsız. Diyor ki çocuğum gitse de olur, gitmese de olur. Öğleden sonra genellikle dersler öğleden sonra çocuk çıkıp evine geliyor veya başka yerlere gidiyor. Türkçe'ye pek bir önem vermiyorlar. Onun için biraz velilerimiz daha duyarlı olması lazım bu konuda Mümin Bey diyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada da Kayseri'deki o güzel müesseseyi gördünüz mü? Tanıdınız mı? Gördüm. Onunla ilgili de söyleyecektim. Zaten biraz önce baktım. Bayağı takip ediyorum. Güzel bir restoran yapmış hemşehrimiz. İnşallah biz zaten sık sık gidiyoruz. Biliyorsunuz Kayseri'de güzel programlar yapıyoruz. Avrupa Kayseri'yle biliyorlar sosyal projeler. Onun için inşallah gittiğimizde bu yeri ziyaret ederiz. Biz önce bir görelim, ondan sonra Avrupa'da yaşayan hemşehrilerimize tavsiye edelim yani. Daha iyi olur böyle, biz direkt görmeden de gidin görün demeyelim. Hemşehrimi buradan duyur da bulalım. Bizi güzel bir şekilde bir bakalım, ağırlasın, görelim bir. Ne zaman memleketimize gideceksiniz? Geleli zaten fazla olmadı. Ocak ayının İçerisinde oradaydık. Bir güzel bir engellilerle ilgili program yaptı. Belki siz duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür programımızı. Akülü engelli sandalye dağıtımı yaptık Kayseri ilçelerinde.
Oradaydım Ocak ayı itibariyle de inşallah önümüzdeki ay içinde siz kısmet olsa bir Kayseri turumuz var yine. Okey. Başkanım teşekkür ediyorum. Bağlandığınız, katıldığınız, duygu düşüncelerinizi paylaştığınız için. Teşekkür ederim. Memnun ederim. Burada yer verdiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. İzleyicilere, sizlere görüşmek üzere diyorum. Hemşerinizi güzel restoranınızda destekleyin. Sağ olun. İnşallah. Avrupa Kayseri'yle biliyorlar. Destekleyeceğiz inşallah hemşerimi. Bu arada bizim de bu pazar günü saat 13'te Mülheim Ruhr'da Ulu Cami'de yeryüzünde en büyük Türk bayrağı bizim Sarılar Köyü'nde. Sarılar Köyümüzle ilgili köylülerimizle bir toplantı yapacağız. Bütün köylülerimiz davetli. Bu pazar günü saat 13'te. Ozan Arif'i anma programları devam ediyor. Kanalımızda gerçekleşti. Cumartesi de çok güzel bir Ham civarında, güzel bir restoranda 1000'e yakın vatandaşımız. Giriş ücretsiz yemek. Dolayısıyla iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Asrın Ozan'ı, Ozan Arif'i anma programı gerçekleştireceğiz. Şimdiden ben de oradayım. Dostlarımızı da davet ediyoruz. Kısa bir Ozan Arif şiiri okuyacağım. Kadir, seninle çıkacağız. Ama hocamın son duygu düşüncelerini alacağım bu arada. Günlerden 13 Şubat, yıl 2900. Kalbimizde mızrak, yüreklerimiz ateş. Asrın Arif Ozan'ını kaybettiğimiz güneş. Sana şiir yazmak zor, kartal gözlü Ozan'ım. Oysa ki dağa taşa binlerce şiir yazanım. Sen gibi senin izin yerindeydi her sözün. Sensizlik ne çok zormuş, zor be sensizlik hüzün. Kalemler üzgün, yorgun, öksüz, yetimdir sazın. Yoksun kalemim titrer, yiğit tarzlı Ozan'ım. İçim yanıyor içim, vefa kaynar kazanım. Yüreği Ozan Arif, milliyetçiler yasta. Kimi koyun postu kurt, tarifsizler mirasta. Yolunu şaşırmışlar bilmez boynu makasta. Seni anlamadılar açık sözlü Ozan'ım. Sen gönüllerde taksın, yüreklerde tozanım. Dünya fani ölüm hak elbet sen de beşersin. Sen ki öldüm zannetme, gönüllerde yaşarsın. Tarihe adın kazdın, yüreklere düşersin. Sen ki Türklük mirası, şair, farzlı Ozan'ım. Anlaşılmak, anlatmak, diyar diyar gezenim demiş Nevşehirli şair Mamikoğlu Özdemir Taşan. 14 Şubat 2020'de yazmış. Merhum Ozan'ımıza biz de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada İntev Derneğimiz var. Başarılı çalışmalar yapıyor. Selma Karakullukçu ve ekibimiz hain saldırıyı kınıyor. Hanau'daki olayları. Selma Hocam çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Dilek Eski Türk izliyormuş programımızı. Ona da teşekkür ediyoruz. Hocam neler söylemek istersiniz? Yönetmenim bu ana dil hatırına 5 dakika daha programı uzatmıştır. Kesin. Evet. Bizim çok iyi bir yönetmenimiz var. Kayserili aynı zamanda. Evet. Bugünkü açılan o Kayserili restorandan da eşiyle birlikte ona bir akşam yemeği de hediye edeceğiz. Yönetmenim 5 dakika fazla değil. Hocam buyurun. Evet. Ana dil insan hakkıdır. Kayıtsız ve şartsızdır. Paraya, pula, okula bağlı değildir. Çocuk, her çocuk ana dilini öğrenme hakkına sahiptir. Çocuklarımıza verilmiş olan, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Anlaşması ile verilmiş olan bu hakka veliler sahip çıkmalıdır. Bugüne kadar Türkçe derslerine çocuklarını gönderen, öğretmenleri destekleyen, çocuklarının daha iyi dil öğrenmesi için her türlü fedakarlığı yapan tüm velilere, anne babalara çok teşekkür ediyorum. Onların fedakarlıkları olmamış olsaydı bugün Almanya'da Türkçe dersleri çoğunluğu tamamen kapanmış olacaktı. Aynı zamanda Türkçe derslerine destek veren veli derneklerine, öğretmen derneklerine ve diğer partilere, derneklere de çok teşekkür ediyorum. Onların destekleri olmamış olsaydı gene ırkçıların Türkçe dersleri okutulmasın propagandaları etkili olabilirdi. Bugüne kadar öğretmenliğe 1973'te Kırşehir Kaman Lisesi'nde başlamıştım. Sonra Almanya'da devam ettim, Bremen'de devam ettim ve 30 yıl Bochum'da Türkçe ana dil öğretmenliği yaptım. Bak Kadir, kimi davet etmişiz, evet. Bak. Ana dil öğretmenini davet ettik. Evet. Çünkü Bochum'da, konumuz ana dil. Evet, evet. Bochum'da 5000 kadar öğrencime Türkçe dersiniz
ve Türkçe dili sevdirmeye çalıştım. Aralarında birçok yazarlar, çizerler, doktorlar, en iyi öğrenciler çıktı. Bu bakımdan da öğrencilerime, buradan beni dinliyorlarsa beni dinleyen velilerime saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Onlar her zaman benim derslerde bana yardımcı oldular. O bakımdan da sevgiyle onları selamlıyorum. Eğer Türkçe dersleri olmamış olsaydı belki ben onlarla tanışamayacaktım. Hayatta en büyük zengin kendimim diyorum. Çünkü 5000 tane evladım var. 5000 tane evladıma Türkçeyi sevdirdim. Bu da benim için büyük bir mutluluk ve sevgi kaynağıdır. O bakımdan kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok güzel. Hocam biz de sizi tanıdığımıza mutlu olduk. 35 kitap evet. Dile kolay. Yani birkaç tanesini bize imzalarsın inşallah. Evet. Kayserili iş adamlarımız, restoran sahibi Sefa adı güzel ve ekibinin sunduğu bu güzel program sonuna geldi. Tabii haliyle olmazsa olmaz. Mutlaka bitecek Kadir. Evet. Bizden ayrılmayın. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte evlerinize konuk olacağız. Çayınızı demleyin. Her şey gönlünüzce olsun. Yönetmenime, ekibimize çok teşekkür ediyorum. Gurme restoranta ve otel sahibine, otelimize de, Kayseri'deki otele de teşekkür ediyoruz. Ta Türkiye'den bizi desteklediler. Onun için Avrupalı Türkler bundan sonra gideceğiniz zaman Kayseri'de sizin güzel bir restoranınız var. Dünya Hastanesi'nin hemen yanı 6 yıldızlı bir restoran. Gidin, sonradan izin dönüşü puanlı bize bildirirsiniz. Evet Kadir. Son sözlerini alayım, ondan sonra bitirelim. Annen baban Umre'den geliyor değil mi bu arada? Evet. Onlara da hayırlı olsun diyelim. Cuma günü inşallah dönüyorlar. Allah nasip ederse. Evet, buradan buyurun. Ben de tüm sevenlerime, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Bursa'ya, Kızılçukurlar Derneği'ne, başkanlarına selamlarımı iletiyorum. Thank you.